Merhabalar, iyi çalışmalar arkadaşlar, herkese. C eğitim videolarımızın 34. yanlış olmasın. Evet, 34. videosunu gerçekleştireceğiz. Şimdi 34. derste ne yapacağız? Mutlak değer ve logaritma matematiksel konutlarını hesaplamasını yapacağız. Şöyle dersi 34 yazalım. Evet, kapatalım ve yenisini kaydedilsin mi diyor. Aynen, kaydedilsin. Şimdi 34. ders arkadaşlar. Bu videoda ne yapacağız dedik. Önce mutlak değerle başlayalım. Mutlak değer absolute kelimesinden geliyor. Absolute. Başında sadece bir tane F var. F de sanırım floating'den geliyordu. İşaretli mutlak anlamında. Double kullanıyor mutlak değer işlemleri için. Tam sayı kullanılmıyor. Double. Double. Sayı diyelim. Noktalı virgülünü koydum. Sayı eşittir. Pardon. Önce print'te bir okut. Değer alalım. Printf sayıyı girin. 2 nokta üst üste. Noktalı virgül. Scanf. Parantezimi açtım. Çift tırnak içerisinde. %LF virgül. Gemici düğümü. Gemici düğümü. Sayı. Noktalı virgülümü koydum. Alt satıra indim. Şimdi mutlak komutunu bir de sonuç alalım. Şöyle. Double sayı virgül. Sonuç. Noktalı virgül. Sonuç eşittir. Sonuç eşittir. FABS. FABS floating absolute'dan geliyor. Sonuç eşittir FABS. Parantez içerisinde ne diyeceğim? Sayı diyeceğim tabii ki. Sayı noktalı virgülümü koydum. Sonra sonucu yazdıralım. Printf parantezimi açtım. Çift tırnak içerisinde sonucu yazdıralım. Sonuç 2 nokta üst üste yüzde nokta LF virgül yüzde nokta LF virgül ne diyelim? Sonuç diyelim. Noktalı virgülümü koydum. F11'e bastım. Ders 34 olarak kaydetsin. Eksi 584 enter dedim. 584 olarak ne yaptı? Sonucu bana verdi. Mutlak değer onun pozitif yansıması şeklinde düşünebilirsiniz ilgili sayının. Ondan sonra şimdi ikinci örnekte logaritma örneği olsun arkadaşlar. Logaritma örneği. Logaritma örneği için de şöyle yapalım. Yine klavyeden bir tane sayı alalım. Yine double kullanacağım. Double. Double. Sayı. Aslında biraz önceki alanı silmeseydim de olurdu. Şuradan. Şuradan devam edelim. Hatta kalsın altından devam edelim. Niye bozduk ki? Virgül. Sonuç 2. Sonuç 2 de logaritmayı tutsun. İnelim alta. Sonuç 2. İkinci sonuç eşittir. Sonuç 2 eşittir. Logaritmasını al. Neyin? Neyin? Sayının. Yanılmıyorsam 10 tabanında alıyor ama yanılıyorsam da beni düzeltin. Videonun altına yorum olarak ekleyebilirsiniz sonucu. Sonra print'te de parantezimi açtım. Çift tırnak içerisinde sonuç 2. Sonuç logaritma diyelim. Logaritma 2 nokta üst üste yüzde nokta LF nokta LF virgül sonuç. Sonuç 2 diyelim ama şimdi şurada bir takıldığım bir şey var. Bir çalıştırayım bakalım. Mesela 45 dedim. Enter'a bastım. 45'in logaritmadaki karşılığı 4 olarak verdi ama bence 4 değil bu. Ben burada mesela bir 4 kullanayım. Hani 4 basamağını alsın bakalım. Yeniden 45 dedim. Enter. 3.8067 verdi. Biraz önce 4'e tamamladı bunu. Hani 4'e yakın olduğu için, 3.5'un üstünde olduğu için 4'e tamamladı. Bunu biraz daha mesela 7 yapalım. F11'e bastım. Yine 45 dedim. Enter'a bastım. 3.8066625 şeklinde ne yaptı? Tam logaritma sonucunu da bize vermiş oldu. Logaritma ve mutlak değer işlemleri bu şekilde. Dediğim gibi bu logaritmanın karşılığına bir bakabilir misiniz sizler de rica etsem. Hani videodan sonra bir araştırın. Bu logaritma fonksiyonu acaba 10 tabanına göre mi çalışıyor? Buna da bir bakarsanız sevinirim. 34. dersle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Matematik fonksiyonlarında bir tane başlık kaldı. O da sail ve floor olacak. Ondan sonra matematik fonksiyonlarına da bir ara verip akabinde string fonksiyonlara yavaş yavaş giriş yapacağız. 35. derste matematik fonksiyonlarının son videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.